Arkadaşlar, Emera Garaj'dan herkese merhaba. Yine güzel bir montajla karşınızdayız. Aracımız Opel Astra J 2014 model. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar CarJoing marka. 4 GB RAM, PX6 işlemcisine sahip Android multimedya cihazı. Cihazımızın diğer bir özelliği Tesla olması arkadaşlar. Yukarıdan aşağı geniş ekran olarak da geçiyor. Arabamıza birebir uyumlu. Montajını yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Direkt orijinal soketlerine ve orijinal plastik aksamına montajını yaptık. Arabamıza tam uyumlu. Direksiyon kumandamız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramızı gösteriyor. Eğer arabamızda orijinal park sensörümüz varsa burada ön ve arka park sensöründe radar şeklinde gösteriyor. Geriden çıktığımız zaman da nerede kaldıysak oradan devam ediyor. Cihazımızın en önemli özelliklerinden biri 4 GB RAM'li ve PX6 işlemcisi olmasıdır arkadaşlar. Şu an piyasada alabileceğiniz donanım olarak en iyi cihazlardan biri. Öncelikle kullanıma navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunun için bir herhangi internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Açıldıktan sonra sağ alt köşeye tıklıyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini yeni rota kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak için de arkadaşlar, eğer çıkmak istersek burada arabanın, daha doğrusu cihazımızın, navigasyonumuzun kendi harita ekranını görüyoruz. Onu da böyle tam ekran veriyor. Tam olarak çıkmak istersek de sağ alt köşeye basıyoruz. Buradan çıkış diyoruz, okey diyoruz ve cihazımız navigasyondan çıkıyor. Video seyredebiliyoruz. Cihazımızın 32 GB hafızası var. İstersek bunun hafızasına video atabiliriz. Veyahut da istersek torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Buraya hard disk, flash disk tarzında harici bellekler bağlayabiliriz. Bunların içindeki video ve müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliriz. Direksiyon kumandamız burada da aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça değiştirme, telefon cevaplama, telefon kapatma, mute tuşu, search tuşu. Bunların hepsini direksiyon kumandasından sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. İstersek buradan ekranı küçültebiliriz. Veyahut da görmüş olduğunuz gibi ekranı büyütebiliyoruz arkadaşlar. Buradan tam ekran da yapabiliyoruz bakın. Bu çok nadir cihazda var tam ekran yapma özelliği. Bu normal görüntümüz. Küçük ekranımız. Tekrar normal görüntüye geri geldik ve ekranı büyüttük. Bunların hepsini 3 ayrı modda cihazı kullanabiliyoruz. Pipe özelliği var. İstersek arka planda navigasyon ekranında ekranı alabiliriz pipe özelliği sayesinde. Yine ekrandan da ileri geri parça atlatabiliyoruz. İstersek listemizi görebiliriz. Listeden bu şekilde seçim yapabiliyoruz. Geçiş hızlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bir saniye bile bekletmiyor. Videonun kullanımı bu şekilde. Videodan çıkmak istersek buradan alt taraftan geri tuşuna bir defa basmamız yeterli. Radyomuz var. Burada 1'den 6'ya kadar kanalları hafızaya alabiliriz. Bulunmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek eğer, nereye hafızaya alacaksak onun üzerine bir saat, bir iki saniye basılı tutuyoruz ve kanalımızı oraya hafızaya alıyor. Yine direksiyon kumandasından da radyomuzu sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İstersek ekrandan da buradan görmüş olduğunuz gibi manuel arama yapabiliriz. Bir sonraki radyo frekansında direkt otomatik olarak duruyor. Radyomuzun kullanımı bu şekilde. Müzik menümüz var. Yine cihazın kendi hafızasına attığımız müzikler olabilir. Veyahut da harici bellek üzerinden, flash diskten bağlamış olduğumuz müzikleri cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. Şu an içinde herhangi bir müzik olmadığı için... Gerçi şu an demo müziğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi demo müziğimizi açtı. Yine ekrandan da parça atlatabiliriz. Veyahut da direksiyon kumandasından da parça atlatabiliyoruz. Müzik kullanımı da bu şekilde. Uygulamalar menümüz var arkadaşlar. Uygulamalar menüsünde... cihazın içinde yüklü olan tüm uygulamaları bize gösteriyor. Sağ tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Easy Connect özelliği var. Easy Connect özelliği sayesinde telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde ekranını paylaşabiliyoruz. Maillerimizi kontrol edebiliriz. Google haritaları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada internet üzerinden kullanacağımız navigasyon programı. Aygo'yu göstermiştim zaten. İnternetsiz navigasyon programımız. Play Store'dan istersek bunların haricinde bir uygulama istersek indirebiliyoruz. TV Plus özelliği var. Televizyon seyredebiliyoruz yine internet üzerinden arkadaşlar. İstersek bakın ön kayıt kamerası bağladık bu cihaza. Burada görmüş olduğunuz kayıt kamerasının montajını biz yaptık. Direkt WCAM Driving'e girdiğimiz zaman ön kayıt kamerasını görebiliyoruz. Bu ön kayıt kamerasının çok güzel özellikleri var. İstersek buradan şerit takip sistemini açıyor bize. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar geri geldik. Pardon. Şerit takip sistemini destekliyor. Buradan şerit takibi açabiliriz veyahut da kapatabiliriz.
playback yapabiliyoruz. En güzel özelliklerinden biri bu. İçine SD kart taktıktan sonra kaydı kendi üzerine yapmaya başlıyor. Yapmış olduğu kayıtları da playback sayesinde geriye dönük izleyebiliyoruz. Hatta istersek eğer playback'e girdikten sonra dosya yöneticisinden kayıtlarımızı kopyala yapıştır yöntemiyle USB'ye de aktarabiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Yapmış olduğumuz kayıtları tekrar SD kartı alıp başka bir bilgisayara veya harici oynatacağımız bir yere takmamıza gerek yok. Direkt bizim teybimizden playback yapabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar geri geldim buradan. Bir sonrasında Yandex navigasyonumuz var. Yandex navigasyonu kullanabiliriz. YouTube müziğimiz var arkadaşlar. YouTube müziği kullanabiliyoruz. Ekran paylaşımı özelliğinden hariç bir de CarPlay özelliği var. Telefonumuz Android ise eğer buradan Z-Link'e girip görmüş olduğunuz gibi CarPlay'i aktifleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda bağlı değil. Telefonumuz, müşterimiz iPhone kullanmıyor. Eğer iPhone kullanıyor olsaydı direkt CarPlay'i buradan kullanabilecektik. Bu da aynı zamanda kablosuz CarPlay var. Onun bilgisini verelim. Kablosuz CarPlay özelliğini de aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Buradan arkadaşlar cihazımızda DSP özelliği var. 4x50 watt MOSFET çıkışı var. Aynı zamanda da görmüş olduğunuz gibi burada dijital surround özelliği var. Ayrı ayrı tüm frekansları herzlerine kadar buradan ayrıntılı bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Eğer ses sistemi yapacaksak gayet güzel bir özellik. Buradan bakın arkadaşlar, teker teker tüm sayfaları size göstereyim. Hangi ayarları oynayabileceğinizi, hangi ayarları desteklediğini de size ayrıntılı bir şekilde göstersin. Bakın burada filtre ayarları, high pass, low pass. Tekrar geri geldik. Balans ayarımız var. Tüm hoparlörlere teker teker balans ayarı yapabiliyoruz. Yani misal veriyorum, eskiden hani biliyorsunuz sağ önü al, sol önü al gibi şeyler vardı. Burada mesela bu sağ önü +13'te çalıştır. İşte sol önü +11'de çalıştır. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hoparlörlerin hepsini tek tek yönetebiliyoruz. Tekrar geri geldim arkadaşlar. Equalize ayarını gösterdim. Bir de burada bas ayarımız var. Basın, frekans ayarı, herz ayarı, derinlik ayarı. Bunların hepsini de buradan görmüş olduğunuz gibi level sağlıklı bir şekilde ayarlıyorum. Cihazımız üzerindeki DSP orijinal DSP'dir. Programlı DSP değil. Direkt içinde DSP kartı var. Bu da sesin çok daha kaliteli almanıza sağlıyor arkadaşlar. Bir sonraki menümüze geçtik. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapıyoruz. İstersek telefon rehberini de paylaşabiliriz. Bunun avantajı arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Bir de arkadaşlar Bluetooth müzik özelliği var. Telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoları veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini bu da kablosuz bir şekilde arabaya aktarmamızı sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi. Tekrar geri geldim arkadaşlar. Ne göstermem gerekiyor başka size? İnternet bağlantısını göstereyim isterseniz. Buradan ayarlar menüsüne girdik. En çok kullanacağımız ayarlardan biri de internet bağlantısı. Android ayarlara girdikten sonra AV internete tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda kablosuz çıkıyor. Tekrar tıkladık arkadaşlar. Kablosuza tıkladıktan sonra burada ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra da cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da az önce size göstermiş olduğum işte Google Maps, Yandex, Play Store, YouTube bunların hepsini internet üzerinden sağlıklı bir şekilde kullanabiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Aynı zamanda cihazımız arabayla ilgili bilgilendirmeleri de veriyor. Bakın burada kapı açık kapalı bilgileri. Onun haricinde klimayı açıyorsak eğer görmüş olduğunuz gibi klima bilgilerini de sağlıklı bir şekilde veriyor. Fan ayarları, klimanın yönü, sıcaklık ayarları, klimamız açık mı kapalı mı? Bunların hepsini de aktif bir şekilde ekranda görebiliyoruz. Burada bir de kadran özelliği var. Onu da göstereyim size. Ana menüye geldik arkadaşlar. Bakın şu anda arabamız çalışıyor. Bakın burada devir saatini görüyorsunuz. Gaz verdikten sonra devir saatimizi gösteriyor. Ayrıyetten eğer seyir halindeysek de burada kaç kilometre hızla gittiğimizi de sağ tarafta kadran olarak gösteriyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Gayet güzel bir cihaz. Başında da demiş olduğum gibi cihazın montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka MR Garaj'la iletişime geçin. İyi günler arkadaşlar.